Bilgin olsun kanalından herkese merhaba. Bu video Kadeş Antlaşması hakkında. Kadeş Antlaşması, M.Ö. 13. yüzyılın başında Kadeş Savaşı'nı sonlandıran Mısır firavunu II. Ramses ile Hitit kralı III. ile arasında. Bazı kaynaklara göre milattan önce 1285, bazı kaynaklara göre milattan önce 1280, bazı kaynaklara göre ise milattan önce yılında imzalanan ve günümüzde Suriye denen topraklarının paylaşılmasıyla neticelenen barış antlaşmasıdır. Yakın Doğu'da imzalanmış ilk antlaşma olma niteliğini taşır. Şu güne kadar kaydedilmiş bulunmuş en eski uluslararası antlaşma olmasına karşın daha eski antlaşmaların varlığı kanıtlanmıştır. Orijinal olarak Akat dilinde yazılmış Mısır dili ve Hititçe'ye de kopyalanmış. Eşit koşullar altında imzalanmış olan antlaşmanın kil tabletten kopyası Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşa Antik Kenti'nde yapılan kazılar sonucu 1906 yılında bulunmuştur. Mısır'da 2. Ramses tahta geçmiş ve genel olarak mimari yönden ülkesini güzelleştirmiştir. Ayrıca düzeni kurmak ve ülkesinin gücünü göstermek için bazı askeri seferlere çıkmıştır. Bununla beraber tahta çıktığı dönemde ülkesinin Hitit devleti ile olan siyasi ve ekonomik sorunlarını da sırtlamıştır. Kadeş Savaşı, hükümdarlığının en önemli olaylarından biridir. Savaşın nedeni, M.Ö. 13. yüzyıl başlarında Mısır ve Hitit devletlerinin birbirine eşit kuvvetler haline gelmesi Kral Muvatalli'nin ülke sınırlarına yeniden şekil vermek istemesi, 1. Şubbilulyuma döneminde Hitit Prensi Zannanza'nın Kraliçe Ankesenamon ile evlenmek üzere Mısır'a giderken Mısırlılar tarafından öldürülmesi ve bu iki büyük devletin ekonomik çıkarlarının Kuzey Suriye toprakları üzerinde birleşmesidir. Bir diğer neden ise Hitit egemenliğindeki Amurru şehir devletinin Mısır safına geçmesidir. İki büyük ordu Kadeş yakınlarında karşılaşmış ve savaş burada yapılmıştır. Christian Jacques'ın Ramses-Kadeş Savaşı isimli kitabında. İkinci Ramses'in büyük bir başarı kazandığından, Hititleri darmadağın ettiğinden ve o zamanki Hitit kralı ikinci muvatalliğin barış için yalvardığından bahseder. Aslında ne Mısır ne de Hitit devletinin Kadeş Savaşı'nın gerçek galibi olduğu söylenemez. Ancak sadece Mısır kaynaklarına bakılmayıp objektif bir yaklaşım ele alınırsa askeri açıdan Hititlerin daha başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Savaşın ardından 3. Hattuşili döneminde 2. Ramses ile Kadeş Antlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın doğudaki Asur tehdidine karşı da yapıldığı savunulabilir. Antlaşma metninde Mısır ülkesi kralı, büyük kral, kahraman Mısır ülkesi kralı, büyük kral, kahraman Ramses Amanan'ın Hatti ülkesinin büyük kralı Hattuşili ile dostluklarının, kardeşliklerinin ve büyük krallıklarının devamı için yaptıkları antlaşmadır denmektedir antlaşmanın içeriği iki önemli kararı barındırmaktadır. İki ülkeden birine iç veya dış yapılacak her türlü saldırıda ülkeler birbirlerine yardım göndereceklerdir. Mısır'dan Haddi ülkesine veya Haddi ülkesinden Mısır'a kaçan sığınan kişiler kendi ülkelerine iade edilecek ancak bu kişiler şiddetle cezalandırılmayacaktır. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.